Merhaba arkadaşlar, bu bölümde yeni başlayanlar için de takip edilebilir bir halde olmasını umduğum basit bir adam yaptığımız bir video olacak Blender 2.80'de. Şimdi açtığımız zaman karşımızda obje modunda bir küp çıkıyor ve biz bu küpü modellemek için obje modundan edit moduna geçiş yapacağız. Tekerlekli bir fare kullanmamız öneriliyor. Eğer yoksa işte editten preferences'a girip input sekmesi altından emulate tree mouse button derseniz farenin tekerleğine bastığım dediğim her zaman alt ve farenin sol tuşunda kullanarak bir fare tekerleğine basma işlemini simüle edebilirsiniz. Şimdi fare tekerleğine basılı tutarak ben sahnenin merkezi olacak şekilde etrafta dönebiliyorum. Yani hep etrafta dönerken ben farenin tekerleğine basılı tutacağım ve sağa sola çeviriyor olacağım. Yine farenin tekerleğini ileri geri sürükleyerek yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Şimdi basit bir adam kafası modelleyeceğiz. Edit moda geçiş yapmıştım ben. Soldaki araçları da kullanabiliriz. Mesela bunlardan loop cut ile başlayacağım. Loop cut'ı seçtim. Sahnede herhangi bir kenarın üzerinde olduğum zaman o kenardan bir döngüyü kesecek şekilde bana sarı renkle gösteriyor nereyi keseceğini. Ben ortadan kesmek istiyorum. O yüzden ortaya tıkladım. Buraya bir kesik atmış olduk. Farenin tekerleğine basılı tutarak etrafa bakınırsam küpümüzü ortadan kesmiş bulunduk. Şimdi küpümüzün kestiğimiz tarafının bir tarafını silmek isteyeceğim. Çünkü simetrik bir obje modellemek istiyorum. Simetrik bir obje modellemek için de aynalama modifierini kullanıyor olacağım. Bunun için öncelikle sol taraftan Viewport Shading'e geçiyorum ki objenin noktalarının arkasını görebileyim. Yapmak istediğim seçim işlemini daha kolay yapabileyim diye. Şu an hala sol tarafta Loop Cut aracı seçili olduğu için ben buradan gideceğim. Select Box'ı seçeceğim. Ve sol tarafta şöyle sürükle bırak yöntemiyle şuradaki 4 noktayı seçtim aslında ve klavyeden X'e basıyorum. Bu noktaları silmek istediğim için. Delete Vertices dedim. Bu noktaları sil. Şimdi elimde kalan şey şu yukarıdan katı cisim solid görüntüleme metoduna geçiş yapacak olursam içi kesilmiş bir cisim var elimde. Şimdi sağ taraftan obje moda da geçiliyken bu objemiz seçiliyken zaten başka bir objemiz yok. Işık kaynağını veya kamerayı seçmediysek modifierler sekmesine geliyorum. İngiliz anahtarı add modifier dedim ve mirror modifier aynalama düzenleyicisini ekliyorum. Sizin kestiğiniz yöne göre değişebilir. Fakat ben yeşil eksende yani Y ekseninde kesmişim objeyi. O yüzden X ekseninde değil de Y ekseninde objeyi aynala diyeceğim. Aynı zamanda da clipping'i açacağım ki şu olmasın ne olmasın edit moda giriyorum. Bu noktayı seçtim mesela. Şurada hareket ettirme aracını alıyorum. Bu yana sağa doğru çekersem objenin içi yarılacak. Ctrl Z ile geri aldım. Clipping açık olduğu takdirde objeyi birleştiren bu orta noktada az önce yaptığım işlemi yapmama izin vermiyor. Hani bazen tercih edebileceğimiz bir durumda olabilir tabii bu. Ardından edit moddayım ve bazı loop cut'lar atacağım yine. Buradaki aracı seçerek de yapabilirim. Fakat Ctrl R'ye basarsak loop cut ekleyebileceğim alanları yine görüyorum. Hatta farenin tekerleğini yukarı aşağı hareket ettirirsek eklediğimiz kesik sayısı artıyor. Burada birkaç tane, mesela 5 tane ekledim. Tıkladıktan sonra kesikleri bulundukları kenar üzerinde kaydırabiliyoruz. Fakat klavyeden ESC'ye basarsak ilk tıkladığımız haliyle en orta noktadan kesikleri atmış oluyor. Şimdi birazcık yüzeyleri ileri geri çıkartarak yüze benzer bir şey yapmaya çalışacağım. O yüzden biraz daha fazla yüzeye ihtiyacım var. Yüzey seçme modundayım mesela. Ön yüzeyi seçtim. Yan yüzeyleri seçtim. Yatayda da bunu bölmek istiyorum. Ctrl R'ye bastım yine loop cut için. Ve burada da birkaç tane kesik ekliyor olacağım. Yine ESC'ye bastım. İlk tıkladığım yerde uygulansınlar diye. Ctrl R'ye basıyorum. Yeni bir loop cut. Bu sefer de öbür taraftan. Aslında küçük küçük karelere ayırmış oldum ben elimdeki sistemi. Yeni loop cut'lar atmak istersek mesela Ctrl R ile bu sefer daha küçük noktalara mesela şu ikisinin arasına daha fazla loop cut falan atarak detay seviyesini arttırabiliriz. Fakat şimdilik bize bu kadar yeterli gibi düşünüyorum. Ardından yüzey seçme moduna geldim ve farenin sol tuşuyla beraber aynı zamanda da shift'e basılı tutarak klavyeden
Birkaç tane buradan yüzey seçiyorum. Burun çıkıntısı olarak kullanacağım bunları. Klavyeden E'ye basabilirim. Buradan Extrude Region'ı seçersem de buradan ileriye taşıyarak bu aracı kullanarak belli bir miktar bunu dışarıya çıkartabilirim. Sol tarafta aynalanan tarafta görüyorum ki o tarafta dışarı çıkartılmış durumda. Ardından mesela aslında bu biraz küçük mü oldu? Geri alayım mesela. Şöyle bir şey yapayım. Daha kalın olsun istiyorum mesela. Şuradan birkaç parça daha aldım. Koca burunlu bir karakter olsun istiyorum. Şu sol tarafta aracımı mesela Select Box haline de çevirebilirim yine. Klavyeden E'ye basarsam Extrude işlemini doğrudan bu seçmiş olduğum yüzey üzerine uygulayacaktır. Ardından mesela işte göz için bir bölge ayırmak istedim diyelim. Buradan Shift ile beraber 4 tane parça seçtim. Belki şuraları da seçebilirim ama. İçe doğru extrude edelim mesela bunları. Ardından bunları birleştirmek istiyorum diyelim. Bunları tek bir yüzey haline getirmek istiyorum. Klavyeden F'ye basarsam bunları tek bir yüzey, face, face'in F'si tek bir yüzey haline getirebilirim. Klavyeden I'ya basarsam da inset. Buraya içeriye doğru bir yeni yüzey eklemiş olurum mesela. Mesela tekrar extrude diyerek buradan gözler için parçalar çıkartabilirim. Tekrar inset'i kullanarak mesela burada gözün içi için ayrı bölümler oluşturabilirim. Mesela bir inset, bir extrude ederek burada göz için çeşitli şekiller oluşturabilirim. Mesela şurada oluşturduğumuz şekil pek hoş olmadı. Yüzeyler üst üste bindi. O yüzden orada geri alıyorum. Onun olma sebebi de tam olarak nedir? Inset yaparken biraz geri alalım pardon. Şurada mesela inset yaparken yüzeylerimizde mi bir sıkıntı var? Belki fazla küçük yaptık veya fazla büyük yaptık gibi bir durumdan dolayı olmuş olabilir. Ama şimdi yaptığımızda yeterli bir hale geldi. Mesela böyle gözümsü bir şeyler yaptık diyelim. Aynı zamanda burada kenarları yumuşatmak istiyorsak mesela Add Modifier tarafından Subdivision Surface'ı bu aşamada ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi Subdivision Surface kenarları hem yumuşatıyor hem de daha fazla yüzey ekliyor oraya bize çalışmamız için. Ve Viewport'ta mesela bunu kaç kat yaptığımızın sayısını belirleyerek kenarları daha da böyle yumuşatılmış, geçişli bir hale getirebiliriz. Bizim adamımız bu sefer basit bir adam olacak. Yani böyle. Burnun ön tarafından da mesela 4 yüzey seçtim. Hareket aracını seçiyorum. Bu sefer extrude etmiyorum mesela. Buradan burnu biraz daha öne doğru çıkartıyorum. Belki işte şu tarafı seçip döndürme aracını seçerek şurada pardon şunu seçerek mavi eksende biraz burayı kıvırabilirsiniz. Farklı hareketler falan yapmak isterseniz. Ve şuradaki yüzey noktalarını da yine Shift ile beraber seçeceğim. Fakat şu tarafı seçemiyorum. Bakın neden? Çünkü şu hareket ettirme küresine denk geliyor. Seçim aracına gelip burada iki yüzey seçip ardından döndürme aracına gelip bu yine yeşil eksende döndürerek burnun üst tarafını belki yapabilirim. Yine seçim aracını seçip belki şu kaşların ön tarafı için hafif bir extrude işlemi yapıp işte yine son şu döndürme aracını seçip yeşil eksende yanlış ekseni seçtik yeşil eksende şöyle böyle farklı döndürmeler yaparak pek iyi olmadı o kaşlar neyse onu geri alalım. Yani bu yüzeyler seçilirken belki yeşil eksende döndürerek bu kadarıyla da yetinebiliriz. Şimdi asıl bu adamda yapmak istediğim şey gözler de biraz fazla mı detaylı olduğunu o kadar şeye gerek var mı neyse dursunlar. Burada asıl göstermek istediğim şeylerden bir tanesi de subsurface scattering yani bir şey subsurface scattering olsa gerek elbette daha et gibi bir şeydir yapmak istiyoruz. Kulaklarda mesela bu güzel bir şekilde ortaya çıkacak. O yüzden kulak yapmak istiyorum. Extrude ettim E ile, Ctrl R ile loop cut ekliyorum ki kulağın şurada bir kesik noktası olsun. Şimdi yüzey seçim moduna geri dönüyorum. Kulağın burada yüzeyleri var fakat onları birazcık görmekte zorlanıyoruz şu an. Bunun sebebi de modifierlarımızdan, modifier sekmesine gelecek olursak subsurface değil, bir dakika bunun ismini karıştırmayalım. Subdivision Surface aslında o yüzden birazcık diğeriyle karışabiliyor. Bunun birazcık fazla kenar yumuşatıyor olması. Burada isterseniz şey yapabilirsiniz. Şimdilik real time'da bunu kapatabilirsiniz. Buradan istediğiniz yüzeyleri daha rahat seçebilmek adına. Mesela şunları seçtim. Burada F'ye basacağım. Bunlar tek bir yüzey haline gelecekler ama bir yandan da şurayı biraz genişletmek istiyorum. Kenar seçim moduna geldim. Şu kenarı seçtim. Taşıma aracını seçiyorum. Bunu mesela yukarı taşıyorum. Bunu içe taşıyabilirim şu şekilde biraz daha. Kulağın içi olacak kısmı
biraz daha ortaya çıkartmak için. Sonra belki yüzey seçim bonuna gelip I'ya basıp inset işlemi yaparak şurada kulağın içine doğru bir oyuk oluşturabilirim. Ardından bu subdivision modifierini real time'da açacağım. Mesela burada gördüğünüz gibi böyle bir kulağımsı bir iç yapı oluşturduk. I'ya basıp inset'i kullanırsak da burada biraz daha içe doğru bu parçayı oluşturmuş olacağız. Şu yüzeyi mesela belki yukarı çekerek biraz ve hafif de döndürerek biraz daha kulak yapısı vermeye çalışabiliriz. Şurada mesela aynı işlemi aşağıdaki parçalar için de yapabiliriz. Burayı biraz aşağı falan çekebiliriz. Hatta belki kenar seçim moduna gelip şu kenarı biraz içe doğru çekebiliriz. Şu kenarı da belki şöyle falan yapabiliriz. Nokta seçim moduna gelip şu noktayı seçip şu yeşil eksende biraz sola, biraz da öbür eksende aşağı kaydırabiliriz belki. Gördüğünüz gibi şimdi shading işlemimiz düz yüzeyleri renklendiriyor. Yani her baktığımız yüzeyi görüyoruz. Düz birer yüzey olarak görüyoruz. O yüzden obje moddayken bu objem de seçilirken obje sekmesinden shade smooth dersen buraları biraz daha pürüzsüzmüş gecesine ışıklandıracak, gölgelendirecek. Tamam. Şurada diyelim ki yüzey seçim modundayım. Şu gözün buralarını seçip biraz genişletmek istiyorum ama her birini shift'le teker teker seçebilirim veya alta basılı tutarsam klavyeden bu döngünün herhangi bir kenarına tıklarsam o döngünün tamamını benim için daha kolay bir şekilde seçecektir. Ve burada mesela tam olarak ne yapmak istiyorum aslında? Burayı belki şöyle diğer yüzeyle hemen hemen eşit hale getirebilirim. Böyle çok böyle garip bir detaylı gibi olmasın gözler. Hatta burada diyelim ki şey yapalım, subdivision'ı kapattım şimdilik. Shift ve alta basılı tutarak bu bütün yüzey döngülerini seçiyorum. Shift ile seçtim en son kalan yüzeyi de. Buradan tamamen kurtulmak istiyorum. X'e bastım, delete vertices dedim. Şimdi adamın içine açılan burada bir boşluk var. Kenar seçim moduna gelip Alt'la beraber şu kenar döngüsünü seçebilirim ve F'ye basarsam burada düz bir yüzey oluşturacak. I'la inset yapıp E ile extrude yapıp sadece göz için bunu yapacağım. Yani çok böyle garip bir göz gibi olmasın. Böyle olsun. Biraz daha basit olsun. Basit bir adam ne de olsa. Bir tane de boyun ekleyelim isterseniz yüzey seçim modundayken şuraya geleceğim. Belki buradan bir shift'le beraber dörtlü seçeriz. Extrude'la aşağıya ineriz. Ardından tekrar bir extrude yapıp şuradan iki shift'le beraber iki yüzey daha seçeceğim. Buraya doğru extrude yapacağım. Belki şu ön parçaları da yine shift'le seçip biraz daha öne doğru çıkartmamız söz konusu olabilir. Yani bu kadar olacak adamımızın altyapısı. Ardından biraz renklendirme istiyoruz. Materyal sekmesine geldim bu objem seçilirken. Ve bir yandan da aslında nasıl bir etki yapıyoruz ışıkla? Render edilmiş, yani son görüntüye yakın halimizi görmek istiyoruz. O yüzden sağdan Render'ı seçtim. Bir yandan da şuradan Render sekmesi mi oluyor bakalım. Render sekmesinde Eevee render motorunu kullanacağız. Cycles bir ray tracer, yani ışınları gönderiyor. Ona göre daha büyük hesaplar yapıyor. Ama Eevee biraz daha oyunlara yönelik olan gerçek zamanlı bir gölgelendirme algoritması ve burada yaptığımız renklendirmeler son hallerinde ekranda gözüküyorlar. Ama bazı ek efektlerle bunu biraz daha geliştirebiliyoruz. Onu yapacağız şimdi ama ışık kaynağımız sahnede yukarıda bulunuyor. Eğer ışık kaynağımız yoksa zaten add deyip light deyip sahneye yeni ışık kaynakları da ekleyebiliriz. Burada bir ufak ışık gibi gözüken kaynağı seçiyorum. Move aracını alıyorum. Mesela bunu sahnede yine farklı yerlere hareket ettirmem mümkün. Adamın önüne koydum mesela. Adamın arkasına koyduğum bir durum düşünelim. Hatta tam olarak kulağının arkasına koyduğum bir durum düşünelim. Ardından adamımı seçeceğim ve materyal sekmesine gelerek zaten bir materyal ekle adamımıza. Principled BSDF'yi kullanıyoruz. Base color olarak mesela diyelim bir ten rengine yakın olduğunu düşündüğüm bir renk seçtim. Ama pek ten gibi davranmıyor. Daha çok katı cisim gibi davranıyor. Neden? Işık buradan geliyor. Düz bir engele çarpmışçasına etrafa yayılıyor. Şimdi ten rengine benzer bir davranış sergilemesi için burada subsurface rengi verebiliriz. Şöyle yapacağım. Şimdi subsurface color seçili değil.
Ben bu Subsurface Color'ı Base Color'la aynı şekilde seçeceğim. Ve Subsurface rengini tam olarak açacağım sona doğru. Gördüğünüz gibi şimdi Subsurface olmadığı durumda böyleydi. Mesela kulağın içinden ışık geliyor gibi değildi. Ama Subsurface'ı açtığınız zaman ince yerlerden, bazı ince yerlerden sanki ışık sızıyormuşçasına biraz daha deri kıvamında. Aynı zamanda mesela şunu kapattığım zaman şurada keskin bir ayrım varken Subsurface'ı açtığım zaman buradan yüzeyler üzerinden bazı ışıklar dolaşarak öne kadar falan kıvrılabiliyorlar. Aynı zamanda aşağıya inip Subsurface Translucency'yi açarsak bu sefer ince yerlerde şeffaflık da eklenecek. Şimdi az önce aslında etrafı sarmalama eklendi sadece. Materyalin ayarlarında Subsurface Translucency'yi açtığımız zaman bu sefer ince noktalar, hani derilerde falan ince yerler, ışığı daha bir geçirgen kıvamda davranmaya başlayacak. Ve mesela böyle biraz daha ne bileyim arkadan falan aydınlattığımız bir model olacaksa veya bir arka aydınlatmadan da yararlanacaksak, ışık kaynağı seçilirken şu ışık kaynağı ayarlarından mesela belki ışık kaynağının gücünü ayarlayabiliriz. Mesela 4000 yaptığımı düşünün. Böyle arkadan da bir ek aydınlatma ekleyeceksek işimize yarayabilecek bir durum. Şimdi modelimizi seçelim. Bir de tabii modelin yapısı itibariyle şurada bir sürü karelerden oluştuğu için öyle bir ışık görüyoruz. Burada belki şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında önce geri materyal ayarlarına döneyim ben yine. Objemiz seçilirken. Objeye bir tane daha materyal ekleyeceğim. İlk materyalimiz mesela deri olsun. Çift tıklayarak adını değiştirebiliriz. İkincisi ikincisi Nive basıyorum. Göz beyaz diyelim buna. Gözün beyazı yapmak istediğim yerler. Mesela şurada aslında gözün pek beyazı da olmayacak gibi ama şöyle yapalım isterseniz. Alt'la beraber şuradan bir kenar tıkladım. Şu halkayı seçtim. Şu halkayı seçmek istiyor muyum? Bir de yine seçmem zorlaştı. Modifier ekranına geliyorum. Real time'ını kapatıyorum. Aslında şu döngüyle şu döngüyü, buraları beyaz yapsam yeterli gibi. Materyal kısmına gelip bunları göz beyaza assign ediyorum. Buralar gördüğünüz gibi farklı bir renk halini alıyor. Ardından bir şu ön yüzeyi, bir de shift ve alta basılı tutarak şu yan yüzeyleri seçiyorum. Yeni bir materyal ekliyorum. New dedim. Buna da göz siyah diyelim. Bunu da gözün siyah alanları için kullanacak olalım. Şimdilik materyalini çok ayarlamadık. Ama assign diyorum. Buraya bunu atıyorum. Ve temel rengi olarak da burada biraz koyu bir renk seçmiş olalım. Ardından modifier ekranına geleceğim. Ve burada artık daha fazla simetrik bir iş yapmak istiyor muyum onu düşüneyim. Belki de yeterlidir bu kadarı. O yüzden mirror modifier'ı apply diyeceğim. Uygulayacağım. Burada mesela subdivision'ları render'da son sonuçta ne kadar olacağını gösteriyor. Ben uygulayacağım için viewport'ta bunun kat sayısını arttırabilirim belki. Şu an göstermiyor. Göster deyince bakın etraf daha da böyle ne oldu? Yuvarlandı. Apply diyorum, bunu uyguluyorum aynı zamanda. Şimdi taba basacak olursak mesela görüyoruz ki burada bir sürü nokta 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 ufak ufak parçalar var. Şimdi tamamlamaya yaklaşmadan önce ışık kaynağını Shift ile D'ye basarak çoğaltacağım. Bir tane de ön tarafa bir ışık kaynağı eklemek istiyorum. Şöyle sol üst köşeye doğru belki. Işık kaynağı ayarlarına geliyorum sol üst köşedeki yeni ışık kaynağım için. Belki burada gücü 3000'e falan indirebilirim. Rengi biraz daha şöyle mavi tonlarına doğru yakın seçtim diyelim. Radius da bunun ne kadar genişlikte bir ışık kaynağı olduğunu söylüyor. Bu mesela küçük bir ışık kaynağı olursa keskin gölgeler oluştururken bu ışık kaynağının radius'u, yarıçapı arttıkça daha büyük bir ışık kaynağı olacak. Yani daha böyle yumuşak gölgeler oluşturacak. Şu arkadaki ışık kaynağı için de belki mesela radius değerini biraz daha arttırmamız olası olabilir. Şu hani ışığın şu etkisini göstermek istiyorum ya. Biraz şöyle bir yere bunu koyalım yine. Belki sol tarafa da biraz daha geride bir ışık kaynağı olarak koyarız. Bir tane de dengelemek için şu tarafa, bu arada klavyeden G'ye basarsak, kaldırırsak şu oklarla hareket ettirebildiğimiz gibi G'ye basıp doğrudan gördüğümüz noktaya göre de
herhangi bir cismi, ışık kaynağını vesaire hareket ettirebiliriz. Bunun gücünde mesela 3000 yaptım diyelim. Bu böyle biraz daha dengeleyici unsurda mavi bir ışık saçıyor olsun. Şu soldaki çok mavimsi olmasın bence. Soldaki biraz daha sarı turuncu arası bir ışık veriyor olsun. Şimdi mesela diyelim ki ben bu açıdan bakıyorum sahneye. Hangi açıdan bakalım? Şöyle bir açıdan bakalım. Şöyle bir açıdan bakıyorum ve render ettiğim zaman bu açıdan görmek istiyorum diyelim. Bir kameramız var zaten sahnede. Ama o kamera şu an buraya bakmıyor. O kamerayı bu oraya baktırmak için view'dan align view'ı seçeceğim. Yani görüntüyü bir yere eşitlemek için align active camera to view dersem mevcut kameramı bu görüş açısına taşıyor. Ben de kameranın içinden bakıyorum şu an ve şu dış halkayı seçersem kamerayı seçmiş olacağım. Kamera seçiliyken kamerayı yine hareket ettirebilirim. G'ye basarsam mesela fareyle beraber burada hareket ettirebiliyorum. Aynı zamanda G'ye bastıktan sonra X'e basarsam mesela kamerayı X ekseninde kaydırabilirim. Sol tuşa basarak da bu hareketi uygulayacağım. G'ye tekrar basıp mesela kamerayı yukarı aşağı vesaire taşımam mümkün. Mesela böyle bir açıya geldiğim zaman klavyeden F12 tuşuna basacak olursam Eevee tamam gerçek zamanlı bir render motoru ama bazı efektler biraz daha böyle arka arkaya işlem yapmayı gerektirebildiği için renderimizi almış oluyoruz. Mesela burada renderda bakıyorum gölgeler aslında biraz daha katır kutur gidiyor şuraya yaklaşacak olursak. Bu gölge kalitesini de render sekmesine gelince shadows'un altında hem mesela gölgenin metodu var. İki farklı metot var belki işte. Birisini tercih edebilirsiniz görüntüye göre bakıp. Buradaki size'ımız mesela gölgenin kalitesini etkiliyor. Gördüğünüz gibi mesela 64px dersem gölgenin kalitesi düşecek. Demin daha kötü. 512'de mesela şuralar katır kutur gidiyorken. Ve daha yüksek bir çözünürlük seçersem bu sefer şu burnun altındaki gölge bakın biraz sonra gitti. Mesela kapandı. Blender'ı geri açacak olursak kurtarabiliyor muyuz onu kontrol edelim. Recent files'tan ilk açtığımızda recover last session dersek son halini kurtarmaya çalışacak. Bakalım ne kadar bir şey kurtaracağız. Aa bu değil ama bizim. Recover last session. Otosavelerden açalım. 2 Ağustos 2.35. Evet tamam. Yani biraz kurtardık mesela. Birazcık bilgisayarımıza göre yüksek bir şey seçtik herhalde. En azından bakın şu ayarlar falan yapılmış. Numpad 0 tuşuna basarsak kamera görüyoruz. Kameradan görüyoruz cismi. Kameranın yerleştirme işlemini yapmamışız. Hemen onu yapayım mesela. Şöyle bir açıdan bakıyorum. Arnav View, Align View, Align Active Camera to View diyorum. Kamerayı seçip G'ye basıp X'e basıp ufak ayarlamalar da yapabiliriz yine. Biraz daha adamımızı kafayı buraya oturtmak için. Şimdi save yapmak önemli. Ctrl S'ye bastım. Bir yere kayıt edelim. Kafa diyelim mesela. Masa üstüne kaydetmiş olduk. Enter'e basıp yukarıdan save'i de seçebilirdim. Render ayarlarına geliyorum. Shadows'u seçiyorum. Tabi burada çok aşırı büyük bir şey seçersek çökme riskimiz var. Az önce onu gördük. 2048'de iyiydik. Bakın gölgeler falan daha böyle güzel. Cascade Size'da Directional Shadow Resolution. Tamam. Bir tanesi Cube Shadow'lar. Hani iki farklı parçada oluşturuyor anladığım kadarıyla gölgeleri. Bu ikisini de arttırmak iyi bir şey. Burada derinliği arttırmak da iyi bir şey. Light Threshold şunu sağlıyor. Hangi ışık değerinden küçük yerleri gölge olarak kabul edelim. Yani bunu arttırdığımız zaman gölgeler artacak. Azalttığımız zaman da gölgeler azalacak. Varsayılan değeri muhtemelen yeterlidir. Bloom etkisi mesela. Bloom böyle ışık kaynaklarının bize puf diye etrafa ışıl ışıl ışıklar vermesini sağlıyor. Ama bu çok abartılı oldu mesela. Bloom'u seçerek intensity'yi düşürebiliriz. Çok fazla değil mesela intensity. Azıcık böyle bloom olan noktalarda bir parlaklık oluşsun diyebiliriz. Ve bunun rengini de belirleyebiliyoruz. Mesela bu kırmızı
Sarı tonlarında yayılabilir yanlardaki ışık. Belki mavi tonlarında parıl parıl gibi olabilir ama bizim ışık kaynaklarımız biraz daha sarı kırmızı ağırlıklı olduğu için bu tarz bir renk seçmemiz daha doğru olabilir. Ambient occlusion ise böyle iç noktaların gölgelerini dolduran bir yöntem. Yani şu göz iç aralarında falan gölgeleri biraz daha yoğunlaştırmayı sağlayacak. Burada mesela faktörü tıklayıp doğrudan elle de girebiliriz. Mesela 44 gibi bir şey girersen buraya. Gerçi çok fazla ışık kaynağımız olduğu için belki çok yoğun olmuyor ama şuralarda bir yerlerde belki daha belirgin oluyor olabilir. Mesela bir yaptığımda daha azaldı. Az önce bayağı bir fazlaydı aslında. Şu açıdan falan da fena gözükmüyormuş adamımız. Şimdi bazı aslında ışık kaynaklarımız fazla güçlü oldu. Işık kaynağının birini seçeyim. Bunu mesela 2000 yapayım. Şunu mesela seçeyim arkadakini. Bunu da 1000 yapayım. F12'ye basayım. Kameradan yeni bir görüntü almak adına. Mesela bu sefer gölgeleri falan biraz daha seçtiğimiz için, detaylı seçtiğimiz için ona göre biraz daha hesaplamalar fazla olabiliyor. Onu da düşünmek lazım. Göz materyallerimizi ayarlamamıştık. İsterseniz onları ayarlayalım. Cismi seçiyorum. Materyal sekmesine geliyorum. Göz beyazını seçeceğim. Öncelikle göz beyazı için beyaz bir renk seçildi zaten. Bunu tam en yukarıda çıkartabiliriz. Roughness pürüzlülük değerini ifade ediyor. Bu gözlerin beyazı pek pürüzlü değildir ya. Burada roughness değerini aşağıya çekebiliriz. Daha parlak bir yüzey gibi gözükmesi için. Ardından gözlerin siyahının materyalini seçeceğim. Burada da mesela ne yapabiliriz? Yine roughness değerini mesela aşağı çekersek böyle cillop gibi oluyor. Ama roughness'ı o kadar aşağıda değil de biraz daha yukarıda tutuyor olacağım. Burada bir de değişiklik olsun diye mesela şunu yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bir tane adamımıza gözlük gibi bir şey takmayı deneyelim isterseniz. Olur mu? Tamam, olur herhalde. Shift A'ya basabilirim veya yukarıdan Add deyip yeni bir mesh ekleyeceğim sahnemize. Yeni bir eşya eklemek istiyorum. Circle ekleyeceğim, bir daire. Eklenen dairemiz, bakıyorum ileri taşıyabilirim şöyle. Tam olarak bu şekilde. Şimdilik birazcık benim işimi yavaşlatıyor diye şu render sekmesine geleceğim. Gölgeler. Gölgelerin çözünürlüğünü yine düşürüyor olacağım. Sonra en son render almadan önce bunu yükseltiriz. Şimdi gözlükle ilgili birkaç işlem yapmak istiyorum. Edit moda geçeceğim. Obje moddan edit moda geçtim. Gözlüğümün merkezi burası. Sadece bir çember var elimde. Bu çemberi de A'ya basarsam her yeri seçeceğim. Çemberimi seçmiş oluyorum. R'ye basarsam objeyi çevirmeye başlıyoruz gördüğünüz gibi. Tek bir eksenle kısıtlamak istersem hareketi Y'ye basabilirim mesela. Y ekseninde kısıtlı bir şekilde çeviriyorum halkayı. Klaveden 9 ve 0'ı tuşlarsam ve Enter'a basarsam da 90 derece Y ekseninde çemberi döndürmüş olacağım. Ardından şöyle bir şey yapacağım. Yeni bir modifier ekleyeceğim. Mirror modifier ekliyorum. Hangi eksen? Bakıyorum. Y ekseni, yine yeşil olan eksen, şuradan görebileceğim üzere Y ekseninde bunu aynalamak istediğimi söyledim. Ve bir tarafa doğru çekiyorum çemberi. Çemberi küçültmek isteyeceğim S ile. Daraltacağım. Aynı zamanda biraz geriye taşıyacağım. Sonra taba basacağım obje moduna gelmek için. Gözlüğüm bu benim. Gözlüğü adamın yüzüne bir yaklaştırayım. Daha böyle orantılı olsun diye bu açıda bırakacağım. Ardından tekrar taba basarak veya yukarıdan edit moda geçiş yapacağım. A'ya basarak yine çemberin tamamını seçmek istiyorum. Seçtim herhalde, değil mi? Seçtim. Hareket ettirsem mesela oynuyor. Şimdi F'ye basarak bu çemberin içini dolduracağım. Aynı zamanda da E'ye basıp extrude edeceğim. Yani içi dolu bir cisim olsun isteyeceğim bu. Burada da I'ya basıp inset diyeceğim. Başka ne yapmak istiyorum aslında? Extrude edeceğim tekrar herhalde şu şekilde. Böyle bir cisim haline getireceğim. Şimdi aslında burada daha pimpirikli olsaydık ne yapabilirdik? Mesela ben obje moduna geçiş yapayım. Benim adamı seçeyim. Klaveden H'ye basayım. Hide. Saklamak için. Ve kaydırma işlemini farenin tekerleğine basılı tutup klaveden shift tuşunu kullanarak yapabiliriz. Yine gözlük objesini seçtim. Taba
Delayed Faces dedim, arka yüzeyini silmiş bulunduk böylelikle cismin. Ardından şöyle bir şey yapacağım. Şimdi burada iç bir yüzey var. Gözlüğün sadece çerçevesini yapalım burada. Bu yüzeyi seçtim, X'e bastım, Delayed Faces dedim, o yüzeyi de sildim. Hatta şöyle yapalım, geri alayım. Bu yüzeyi Ctrl C ile kopyalayayım ben. Edit moddan Object moda geçeyim, Ctrl V ile bu yüzeyi yapıştırayım. Ha, objeyi kopyaladı, tamam. Objeden iki ton olsun o zaman, şöyle yapalım. Tamam. Geri aldım, bir dakika, hepsini yapmadan önceki halime geldim. Objem böyle, tamam mı? Obje moddayım, Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Şimdi biraz taşırsam objemden aynı noktada iki tane var. Ben bunlardan bir tanesini seçip şöyle dışarıya basarsak hiçbir şeyi seçiyoruz. Bir tanesini seçeceğim. H'ye basacağım. Bir tanesini sakladım. Şimdi bunun üzerinde işlem yapacağım. Seçtim. Birazcık aslında çok da yeni başlayanlar için deli gibi oldu. Taba basacağım. Şuradaki yüzey seçili hala değilse de yüzey seçim modunu seçip iç yüzeyi seçebilirim. X'e basıp Delete Faces diyebilirim. O yüzeyi silmek için. Kenar seçim moduna geleceğim, ardından Alt'la beraber şurada bir kenar seçeceğim. Dış halkayı seçmiş olacağım böylelikle. Shift ve Alt'a basılı tutarak şu içten de bir halka seçeceğim. Ama böyle F'ye basarsak olmaz elbette, doğrudur. Aslında bir dakika ya, ben neden böyle uğraşıyorum? Bu biraz daha iş gerektirecek, buna gerek yok. Şöyle yapalım, pardon. Az önce yaptıklarımızı unutun. Hala objenin içindeyiz ve Mirror Modifier'ımız var. A'ya bastım, X'le. Bir dakika, önce şeye bakayım. Add deyip torus ekleyebiliyoruz, tamam. X'e bastım, Delete Faces dedim. Yani objenin içindeyiz hala, edit moddayız ama objenin hiçbir noktası yok. Add diyeceğim, bir torus ekleyeceğim ekrana. Yine ne yapacağım? R, Y klavyeden 9, 0, Enter tuşlarına sırasıyla basarsam ne olur? Bunu R rotates, Y ekseninde çevirmiş olurum. Y ekseninde bu şekilde bir hareket yapabilirim. S'ye basıp resize, yeniden boyutlandırabilirim. Sakladığım objeler nereye gittiler? Sakladığım objeleri geri göstermek için burada acaba nerede? Alt H'ye basarsanız, ama edit modda değil de obje modda olmamız lazım. Alt H'ye basarsak sakladığımız her şey geri gelir. Buralarda bir yerde de onun yeri vardı. Tam olarak nerede şu an emin değilim. Objenin altında olabilir mi? Unhide yapmak istiyoruz. Yani yapmak istediğimiz işlem unhide. Yaptık bile Alt-H'ye basarak. Zaten bunu genelde sık sık yapıldığı için akılda tutmak daha kolay olabilir. Şimdi bu gözlük için başta koyduğum şeyleri X'e basıp delete diyeceğim. Her şey seçiliydi. Her şey gitti. Ctrl-Z'ye basacağım. Dışarıdan bir noktaya tıkladım. Şu gözlük parçasına tıkladım. X'e bastım. Delete. Objeyi sildik. Şimdi şu gözlük, yeni gözlük parçasını seçiyorum. Tab'a basacağım edit moduna gelmek için. Ve bu torus zaten seçili durumdaydı. Bu torusu ben gözlük olmasını istediğim bir noktaya yine taşımaya çalışıyorum. Şöyle biraz daha belki birbirine ayıralım mı? İyi mi? Emin de değilim. Şöyle fena değil gibi duruyor. Herhalde tamam. Şimdi bu torusun da aynı zamanda şuradan belki yüzey seçim moduna gelip şu taraftan 1-2 yüzeyini seçip, hatta tek bir yüzey bile olabilir ya. Şöyle yapalım. Şuradan tek bir yüzeyini seçip E'ye basıp extrude ederek ortaya doğru gözlüğün parçalarını birleştirebiliriz. Şuradaki parçalar böyle çok güzel oturmadılar ya. Onları daha güzel oturtmak için X'e basıp buradaki yüzeyi silebilirim. Ardından clipping'i açarsam ve Alt'la beraber şu halkayı seçtiğimi düşünün. Kenar seçim modunda Alt'la beraber şu halkayı seçiyorum. Bunu böyle sola doğru merge seçili. Merge limiti belki arttırabilirim. Heh, tamam. Birbirine birleştiriyor oradaki parçaları. Taba basarak bu objeden dışarı çıkabilirim artık. Ve bunun üzerine, pardon, bu obje seçilirken objeden aslında shade smooth diyelim. Bunu yine pürüzsüz bir şekilde birleştirsin. Taba basayım ben. Yine objenin içine girelim. Aslında çerçeve ve cam ayrı maddeler de olabilir. Öyle yapalım isterseniz. Şimdi gözlük çerçevesi seçili, materyal ayarlarına geldim. Yeni bir materyal ekledim. Base color, mesela şöyle bir tahta rengi gibi bir şey seçelim. Ardından bunun roughness'ını belki biraz arttırmak isteyebiliriz. Daha pürüzlü bir şey olabilir bu. Başka ne yapmak isteyebiliriz burada?
Clear coat sanki hani üstte bir cilalı ikinci yüzey varmış gibi gösterir. Clear roughness, clear coat roughness da o üstteki cila yüzeyinin mesela rengini belirlemiş olur. Böyle bir hani sanki cilalı bir gözlük yüzeymiş gibi de yapmak isteyebiliriz. Şu rengi biraz daha belki koyultabiliriz. Şimdi de cam eklemek istiyorum. Obje moddayken doğrudur. Add'e geldim. Mesh dedim. Yeni bir circle ekledim. Circle'ımızı şöyle öne taşıyorum. Kocaman ve yatayda duruyor. Tab'a basıp edit moduna geldim. Ardından modifierlerden yeni bir mirror modifier ekliyorum. Tabii şu an X ekseninde yapıyor. X'i kapatıp Y ekseninde simetriğini almasını seçeceğim. S ile bunu biraz küçültelim. Ardından R, Y, 9, 0, Enter tuşlarına basarak Y ekseninde 90 derece. Yani tam 90 olsun diye o şekilde yapıyorum. Yoksa elle de çevirebiliriz. 90 derece çeviriyorum. Boyutunu ayarlıyorum ve gözlüğün camının olması gerektiğini düşündüğüm noktaya bu parçaları taşıyacağım. Şurada kırmızı şeyi seçersek de kırmızı eksen, X ekseni haricinde olan eksenlerde hareket ettirmiş oluyoruz gözlük camını. Şöyle biraz daha öne taşıyıp da bakması daha kolay olabilir. Numpad'den hangi tuşu? Numpad'den Ctrl 3'e basarsak tam önden göreceğiz. Bu şekilde mesela şöyle daha rahat yerleştirebiliriz. Farenin tekerleğiyle ardından yine istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Buradan Extrude E'ye basarak, pardon, E'ye basmadan önce Ctrl Z yapayım. F'ye basacağım. Bunu bir tam yüzey haline getirip E ile Extrude ediyor olacağım. Tab'a basarak da buradan bu cisimden çıkabilirim ardından. Şimdi buraya biraz daha şey yapmak isteyebiliriz. Yine modifier'ımızı, mirror modifier'ı apply edeyim. Ve bir de subdivision surface ekleyeyim ki şu kenarlar biraz daha güzel yuvarlansın diyebiliriz mi? Demeyelim isterseniz şu. Çünkü hani çemberlerde biraz daha köşelerde inset falan yapmamızı gerektiren durumlar oluşabilir. Materyal ayarlarına gidiyorum. Yeni materyal ekliyorum gözlük camı için. Ardından burada aşağıda transmission'ı açacağım. Transmission geçirgenlik. Ama bir şey geçmiyor henüz içerisinden. O geçirgenliği açabilmek adına da Transmission'ı açtıktan sonra render'dan mı bir şey yapacaktık? Dın dın dın. Bakalım hemen. Screen Space Reflections ve Refraction'ı açmam mı gerekiyordu acaba? Diye bir bakınıyorum. Aslında cam için bizim, yani transmission'ı açtığım zaman roughness'ımız fazla olduğu için mi geçirgenliğimiz iyi değil falan diye düşünüp bir şeyleri kontrol edebilirim. Screen Space Refraction, tamam, bunu da açmam gerekiyor. Roughness'ımızdan, tamam, roughness'la ilgili bir şey de var ama roughness'ımızdan bağımsız olmak üzere onu da ayarlamamız gerekiyormuş şimdi. Yani hani bu tarafta Screen Space Reflections açık olmalı render sekmesinde. Refraction da açık olmalı kırılmaları hesaplamak için. Ama aynı zamanda her bir materyalde de orayı açtıktan sonra belirecek bu. Mesela şöyle diyeyim. Screen Space Reflections açık değilken materyalin içerisinde var. Screen Space Refraction var burada yine. Materyalde açık olacak. Burada da açık olacak. Yani burada açmazsak refraction'ı olmaz. Şimdi yine bu taraftan mesela gelip roughness değeri, pürüzlülüğü belirliyor. Roughness aşağıda olursa hiç pürüzlü değil. Çok olursa buzlu cam neredeyse opak bir hale geliyor. Düşük bir değerde tutalım bunu. Aynı zamanda IOR değeri kırıcılık indeksini belirler. Her materyalin farklı bir kırıcılık indeksi vardır. Yani bu aslında büyüteç gibi biraz davranıyor mu, davranmıyor mu onu belirleyen bir şey. Bunu birazcık arttırabiliriz belki. Tam kamera açısından bakınca nasıl gözüküyor ona bakacağım. Numpad 0'a basarak. Roughness değerimiz 0.1 olsun. 0.1. IOR değerimiz de mesela 3 olsa nasıl? 3 olsun isterseniz. Şimdi ön taraftan da biraz fazla mı aydınlanıyoruz ne diye düşünmeye başladım. Şu hani kulak efekti, kulaktan şu geçirgenlik efektini bir göstermek istiyorum aslında burada aldığımız render'da. Dünya ayarlarına geldim. Etrafımızın rengi tam siyah olsun isterseniz. Ya da şu çok hafif bir
Çok hafif bir mavili, çok koyu renk olsun isterseniz şöyle. Ve şöyle farenin tekerleğiyle biraz uzaklaşacağım. Sol taraftan da seçebilirim aslında ışık kaynaklarını. Şu ışık kaynağını birazcık uzaklaştırayım. Şu ışık kaynağını birazcık daha yana çekeyim. Hani yandan bir şey oluştursun. Şimdi bakayım mesela tam olarak nasıl görüyoruz. Gölge kalitesini açarsak fena değil olabilir gibi. Şu ışık kaynağını tekrar seçeyim mesela. Şöyle bir yere mi getireyim bunu? Bunun gücünü arttırayım mı? Peki ışık ayarlarını seçeyim. Bunu 3000 yapsam mesela nasıl olur? Fena olmayabilir. Şu son eklediğimiz ışık kaynağını seçeyim. O nerede kalmış? Ha, o buymuş. Şunu seçeceğim. Lampet sıfıra basıyorum yine kameradan görmek adına. Onu da mesela şurada bir yerde tutayım. Gücünü 2000 yapayım. Arkadaki ışık kaynakları bu silüeti daha güzel göstermek adına daha güçlü olsun mesela. Ama bir tane de önde böyle küçük bir şeyler falan da tutabiliriz belki. Yapalım mı bir şey acaba? Emin de değilim. Şu bir numaralı ışık kaynağımız şuradakiydi. Belki bunun yerini birazcık oynayarak. Hani gözlük camında böyle daha farklı ışıklar alabilmeyi sağlamaya çalışmak isteyebiliriz. Bunun gücünü azaltalım isterseniz. 2000 yapayım yine. Bunun boyutuyla da oynayarak mesela yine hani bakın gözlükteki ışığın davranışı biraz daha bununla beraber etkileniyor olacak. Yine numpad 1'e basıyor olacağım. Bloom etkisine tekrar bir bakalım. Belki burada intensity ne yapalım? Nokta 15 gibi bir şey yapsak, biraz daha artırsak daha farklı bir şeyler ortaya çıksın diye. Bir tane de zemin ekleyelim isterseniz sahneye. Add diyeceğim. Mesh. Ve bir plane zemin ekliyorum. Zeminimiz bakıyorum. Burada bir yere gitmiş. Objemizin kafasında kalmış. Bunu aşağıya taşıyacağım. S ile de bunun boyutunu biraz büyüteceğim. Numpad 0'a basacağım. Kameradan nasıl gözüküyor diye görmek için. Mesela bunu şöyle bir şekilde koydum diyelim. Bu yeni yüzeyimiz için aşağıda materyal ayarları, yeni bir materyal ekliyorum. Ardından mesela bunun roughness'ını düşürürsem bu aslında yansıtıcı bir yüzey gibi davranacak. Bunu aslında şöyle base color'ını seçelim. Koyu bir zemin haline getirelim şu şekilde. Mesela ışık kaynağının yansımasını da üzerinde görebiliyoruz bu cismin. Bizim objemizin yansımasını da yine alt kısmında bu düz yüzeyin görebiliyoruz. Böyle bir şey yapalım hadi. Ama mesela burada roughness değerini biraz arttıralım. Biraz pürüzlü olsun. Ama bu kadar parlak ışıklar da üzerinde olmasın dersek tam olarak yapabileceğim bir şey var mı şu an tık diye. Bakınıyorum. Biraz daha böyle uğraştırabilir. Bizi uğraştırmayacak bir şey arıyordum da. Bunu çevirsek falan. Çevirerek belki kurtarabiliriz. Yani bu ışık kaynaklarından bazıları buna etki etmesin gibi bir şeyler yapabiliriz ama ona girmeyelim isterseniz. Veya materyal ayarlarıyla falan da oynayabiliriz. Mesela bu metalik bir yüzey olursa yansımalar daha farklı bir hale alacaktır. İsterseniz şöyle yapalım. Zaten koyu bu. Roughness'ını biraz arttırırsak bu sefer yukarıdaki ışık kaynakları çok doğrudan geldiği için ona göre bir yayılım olacak. Ama specular ayarı genelde gerçekçilik için çok oynamamanızı tavsiye edilen bir şey. Ama biz hani aklımızdaki görüntü belli bir şeyse bununla biraz oynayarak yüzeyin gerçekçiliğinden ödün vererek belki hani o tam yansımalardan bazılarından falan kurtulmak da isteyebiliriz. Yani bu metalik değeri üzerinden aslında parlaklığı belirlemek tavsiye ediliyor. Transmission hani şeffaflık falan eklersek birazcık şu aşağıdaki refraction'ı açmamız bekleniyor. Hani cam bir yüzey gibi davransın diyeceksek speküler değeri 0.5'e çekelim mesela.
roughness'ını azaltalım. Hani bu cam ama parlak bir yüzey gibi bir şey olsun diyebiliriz. Ya da bunu komple silebiliriz ya. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Render ayarları. Ve buradan alan derinliği de ekleyelim mi? Alan derinliği şimdi kamera üzerinden ekleniyor. Kamerayı seçtim. Kamera ayarlarına basıyorum. Şu yeşil tuş. Depth of Field'ı bu kamera için açabilirim. Ardından neye odaklanacağız onu buradan seçmem olası veya şu f-stop değerini düşürdüm diyelim mesela her şey bulanık. Focus distance'ı arttırıp azaltarak tam olarak odaklandığım yeri değiştirebilirim. Yapabileceğimiz başka bir şey de şuradaki damlalığı seçip tam olarak nereye odaklanmak istiyorsak o objeyi seçmek. Mesela şurada camını seçtik. Kulaklar biraz daha ne olmuş oluyor? Bulanmış oluyor. Buradaki ratio da herhalde neyi belirliyor? Lens bokesi falan filan. Neyse ona girmeyelim. Şimdi depth of field'da burada maximum size'da az olursa mesela daha hızlı olurmuş işlem. Bunu mesela bir yaptığımızı düşünelim nasıl bir şey oluyor. Mesela bu depth of field'ın kalitesi biraz düşmüş oluyor. Hani buradaki değer biraz onu belirliyor. Demin 1000 gibi bir şey miydi? Değil miydi? 100 müydü acaba? Neyse. Tamam. Bu da varsayılan değerinde kalmış olsun. Şimdi render'ı almadan önce de son bir şey yapacağım. O yapacak olduğum şey de gölgelerle ilgili olacak. Ama ondan önce bir kayıt edeyim. Ctrl C ile ne olur ne olmaz. Soft Shadows'u da açabiliriz. Bakın yumuşak gölgeleri daha güzel hale getirecek. Cube size'ımızı 2048 yapalım. Cascade size'ı da 2048 yapalım. Ve mesela bir noktadan sonra render halinde göstermek Eevee'de de işi yavaşlatabilir. Daha hızlı modelleme falan yapmak istiyorsak burada katı cisim moduna çekebiliriz. Daha böyle basitleştirmek için. Burada mesela sahnedeki ışık kaynakları değil de düz bir ışıklandırma algoritmasıyla da yapmak için look dev'i seçebiliyoruz. Mesela şimdi solid moda geri geleyim. F12'ye basayım. Yeni bir render alacağız burada. Bekleme süresi kısa olacak. Neyi hesaplıyor, neden bekliyor? Aslında hani gerçek zamanlıydı hani diyorsanız. Kırılmalar yani camdaki etkiler ve gölgeler biraz daha kaliteli olması için ve aynı zamanda mesela subsurface scattering bu deri üzeri yayılmalar falan biraz daha kaliteli olması açısından daha böyle işleme tabi tutularak yapılabilen şeyler. Bunları ne kadar çok dahil edersek o kadar bekleme süremiz artacaktır. Şimdi bir şey fazla da seçmiş olabiliriz. Neyse bekleyelim arkada şey oluyor. İşlemi tamamlanınca çok sürmeyecektir zaten ama sizin daha iyi bilgisayarlarınız varsa onlar da daha çabuk olacaktır. Dırın 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 dırın. Yani videonun sonuna geldik aslında şey. Kaydedeceğiz. Siz gidebilirsiniz falan diye. Dırın dırın. Dıdıdın. Dıdıdın. Yanıt vermiyor diyor. Hani aslında kilitlenmedi bu noktada. Hani geç cevap verdiği için bazen Windows o şekilde düşünüp yanıt vermiyor diyebiliyor. Kilitlenmedi biliyorum orada falan. Şeyi çok seçtik gibi bir şey mi oldu acaba diye düşünüyorum. Şuradan hareket etmeme izin vermiyor. Şey olunca gelecek neyse. Bekleyelim bari birazcık daha. Depth of Field ile ilgili olan ayarı aşırı abarttık falan diye mi oldu acaba? Camlarla ilgili olan ayarı değiştirmedik. Ondan değildir. Işık kaynağımızın sayısı biraz fazla. O biraz sıkıntı yapıyor olabilir. Kapatıp yeniden mi denesek acaba? Dırın dırın.
Kaydetmiştim zaten şey yapmadan önce. Kapatıp bir tekrar madem açalım o zaman. Kaydetmek bu yüzden önemli işte gördüğünüz üzere. Kafayı geri açıyoruz. Şunu kapatacağım. Şimdi burada sanırım kamera ayarlarından değil de şuradaki depth of field'da şunu fazla yazdım olabilir mi acaba? Ama asıl değeri neydi ki? Asıl değeri de 100 gibi bir şeydi herhalde ama bunu 60'a çekeyim mesela. Gölgeyi bak yeniden buraya geri almış. Soft Shadows'u seçtim diye de kötü şeyler olmuş olabilir belki. Şöyle yapayım mesela. Soft Shadows'u seçmeyeyim bakayım. Ctrl S'ye bastım kaydetmek için. Şurada da yine Viewport Shading'de görelim. Böyle bir şey görüyoruz. F12'ye basayım mesela bu haliyle. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gelecek mi? Derin. Bu sefer deminki kadar beklemememiz lazım diye düşünüyorum. Tamam, o sırada başka şey gezelim falan. Ne canım, rastgele şey de açmayayım, Blender'le ilgili bir şey açayım ben falan. Blender. Bakın güzel güzel şeyler yapmış insanlar. Niye bu kadar bekliyor ya, bir dakika. Bir şey, Ozan şey oluyor herhalde ya. O gölge şeyini fazla seçmiş oluyoruz herhalde. Kafeye geri dönelim. Ya o yaptığınız gölgenin tabi ekran kartınızın hafızasıyla falan ilgisi var. Şunu basitleştirdim diyelim. Bir de değiştirdiğim başka ne vardı böyle? Refraction'larla ilgili bir şey değiştirdim mi? Değil. Şu render'daki mesela sampling değerini düşüreyim. 16 yapayım. Viewport'la aynı olsun. Hani yani bir şey oluyorsa Viewport'ta neyse Render'de de olsun demiş olacağım. F12'ye basacağım. Yani bozduğumuz şey başka yanlış bir şey değilse. Yani beklersek olacak bence de. Çok da sabretmiyoruz belki. Biraz ondan oluyor. Ne oldu mesela şimdi gördüğünüz gibi. Bu şekilde elimize geçti. Gölge kalitesi biraz düşük. Bir geri gidip deneyeyim şeyim. Gölgeyi yeniden. Soft Shadows'u açalım. Bakın mesela şu Soft Shadows'u açınca şuralar baya bir katır kuturları kurtarıyor aslında. Render sampling'ini de 32 yapalım. 2 kat daha fazla bekleriz. Ne olacak? Ardından F12'ye basalım. Yeni render'ımızı almak için. Şimdi Soft Shadows'u seçince şöyle bir şey yapıyormuş. Işık kaynağından ışınlar gönderiyor ya gölge oluştururken. Işık kaynağının yerini birazcık değiştiriyor her seferinde rastgele bir şekilde. Ve böylelikle ne oluyor? İşte üst üste binen gölgeler biraz daha orta koyulukta yarı gölge mi deniyordu herhalde? Yarı gölge denen alandan oluşturuyor. Eskiden fizik derslerinden tanıdığınız yarı gölge. Ve sampling değerini yukarıda arttırmış olmamız neyi sağlıyor? Kademe kademe yapılan ışıklandırmalar. Mesela kırılmalar da söz konusu. Şu işte kulaktan yayılmalı şeyler yaptık ya onlar da söz konusu falan. Gölgede de aslında söz konusu. Onları biraz daha kaliteli hale getirmeyi sağlıyor. Ama bu bölümümüz bu şekilde tamamlanmış oldu. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.